Elimizde böyle bir tür molekül olsaydı nasıl bir tepkime elde ederdik bir düşünelim. Adlandırma zahmetine girmeyeceğiz. Çok fazla vaktimizi alır. Fakat metanolde çözündüğünü biliyoruz. Tepkime türlerinden bahsettiğimizde SN2, SN1, E2 ve E1 tepkimelerinden birini seçeceğiz anlamına geliyor. Belki çözücüye bakarak başlayabiliriz, değil mi? Hangi tür tepkimenin gerçekleşeceğine karar vermeye çalışırken çözücünün protik mi yoksa a protik mi olduğunu düşünmemiz lazım. Buradaki çözücüye bakacak olursak bu metanol yani protik. Protik şu demek? Çözücünün içinde gezinen protonlar var ve bunlar bir molekülden diğerine atlayabilirler. Metanolün protik olduğunu biliyoruz. Çünkü hidrojen var ve oksijen gibi çok elektronegatif bir atoma bağlı. Metanol moleküllerinden birinde oksijen hidrojenin elektronunu alabilir. Elektron olmadan hidrojenin kendisi de yani hidrojen protonu da etrafta dolanacaktır. Çünkü nötronu yoktur. Yani bu protik bir çözücüdür. Hidrojen içeren her şey protik sayılır mı diye sorabilirsiniz. Cevap hayır. Yalnızca karbonlara bağlı bir grup hidrojen varsa bu çözücü protik değildir. Karbon hidrojenin elektronunu alıp etrafta hidrojen gezinmesine sebep olacak kadar elektronegatif değildir. Ama burada hidrojen oksijen gibi çok elektronegatif bir atoma bağlı ve protik olduğunu buradan anlıyoruz. İşlediğimiz tüm tepkimelerin arasından protik çözücünün seçeceği ya da seçmeyeceği tepkimeyi düşünürsek SN2 veya E2 tepkimesi elde etmemizin olası olmadığını anlıyoruz. Buradaki mantık şöyle. SN2 tepkimesine güçlü bir nükleofile ihtiyacı vardır. E2 tepkimesi ise güçlü bir baza ihtiyaç duyar. Etrafta gezinen protonlar varsa nükleofilin veya bazın protonla tepkimeye girme olasılığı vardır. Substratla tepkimeye girmesi olası değildir. Protik çözücüde SN2 veya E2 tepkimesi gerçekleşmesi olası değildir. Ancak SN1 veya E1 tepkimesi elde etmemiz olasıdır. Bu her ikisinde de ayrılan grubun kendi başına ayrılması gerekir. Hatta etrafta protonların bulunması ayrılan grubun bir derece kararlı hale gelmesine yardımcı olabilir. Bu da SN2 ve E2 olasılığını düşürür. SN1 ve E1'in olasılığını arttırır. Şimdilik bunlar güzel adaylar deyip geçelim. Sırada ayrılan gruba hatta ayrılan grup olmadığına bakacağız. Burada bu molekül üzerinde gördüğümüz her şey ya karbon ya da hidrojendir. Buradaki iyot hariç iyodürün iyi bir ayrılan grup olduğunu biliyoruz. İyi bir ayrılan grup olması, SN2 veya E2 tepkimesi elde etme ihtimalimizi daha da azaltmaz. Bunların her ikisi de ayrılan grupla iyi geçinir. Fakat bu durum SN1 veya E1 tepkimesi için zorunluluktur. Hatırlarsanız SN1 ve E1'de ilk adım ayrılan grubun tek başına ayrılmasıdır. Buna hız kısıtlayıcı basamak demiştik. Evet. SN1 veya E1 tepkimesi için zorunluluktur dedik. Yani hala bunların olması muhtemel görünüyor. Bu iyi bir ayrılan grup. Buraya yazalım. İyi bir ayrılan grup. Burada son olarak karbonu düşünebiliriz. Şimdilik her şey SN1 veya E1'e işaret ediyor. Son olarak bu ayrılan grup ayrıldığında bağlı bulunduğu karbondan bir karbokatyon oluşacaktır. Bu karbokatyonun makul derecede kararlı olabilmesi için en az iki karbona bağlı bir ikincil karbokatyon olması gerekir. Fakat üç karbona bağlı olması idealdir. Yani tersiyer karbon olması ideal durumdur. Şimdi ayrılan grubun bağlı olduğu karbon tersiyer yani üçüncül karbondur. 1, 2 3 karbona bağlıdır. Bu da kararlı bir karbokasyon olabilir ve SN1 ve E1'in oluşmasını ister. Evet. Buradaki tüm ipuçları SN1 ve E1'in gerçekleşeceğini söylüyor. Hatta ikisi de gerçekleşecek diyebiliriz. Hadi şimdi mekanizmayı düşünelim. İlk adımda her iki tepkimede de ayrılan grup ayrılır. İyoda bakacak olursak zaten 7 değerlik elektronu var. 1 2 3 4 5 6 7 İlk adımda SN1 veya E1 tepkimesinin hız kısıtlayıcı basamağında iyot karbondan bir elektron kapacaktır. Bu elektronu yeşille çizelim. Bu elektron iyodür oluşması için iyoda geçecek. Ardından bu karbonda bir elektron kaybedip karbokatyona dönüşecektir. İlk adımdan sonra elimize şöyle görünen bir şey oluyor. Molekülümüz böyle. Ne yaptığımızın belli olması için şu oku şöyle çekeyim. Bunun sıradaki adım olduğu belli olsun. Burada ne oldu? Üçüncül karbonumuz elektronunu kaybetti. Şimdi buradaki karbonun pozitif yükü var. Üçüncü bir karbokatyondan bahsediyoruz. Ve iyot, iyodüre dönüştü. Molekülden ayrıldı. İlk başta 7 değerlik elektronu vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karbondan bir tane daha elektron kaptı ve bunu yeşille çizersek, evet, karbondan bir tane daha elektron kaptı ve artık iyodür anyonu oldu. Buradaki adım SN1 ve E1 tepkimelerinde ortaktır. Yani ayrılan grubun ayrılması gerekir. Bundan sonra bu tepkimeler farklılık gösterirler. SN1'de ayrılan grup zayıf bir nükleofille yer değiştirir. E1'de ise zayıf bir baz beta hidrojenlerinden birini alır ve alken oluşturur. İkisini de ayrı ayrı yapalım. Burada SN1'i yapacağım. Sağ tarafta ise E1 tepkimesini göstereceğim. Buradan başlayalım. Esen 1 bu adımla başlıyor. Buradaki adımı yeniden yapacağım. Bunun pozitif yükü var. İyodür ayrıldı. Değerlik elektronlarını çizmeme artık gerek yok. Sırada ne olacak? Zayıf bir bazla yer değiştireceğiz ve buradaki zayıf baz metanoldür. Buraya metanol çizelim. Evet. İki bağısız çift elektronu var ve bir tanesi zayıf bazdır. Yani elektron vermeye meyillidir. Buradaki kısmi negatif yüke sahiptir çünkü oksijen elektronegatiftir. Fakat tam bir negatif yüke sahip değildir. Yani güçlü bir nükleofil değildir. Fakat bu karbokatyona elektron verebilir ki burada da böyle olacak zaten. Metanol buradaki karbokatyona bir elektron verecek. Bu olduktan sonra durum böyle görünecektir. Bu ilk molekülümüz. Bu mor renkte elektron karbokatyona verildi. Diğer ucu, buradaki oksijen üzerindeki mavi elektrondur. Şimdi burada bağ var. Bu oksijenimiz. Bu da oksijen üzerindeki diğer çift elektron ve bir hidrojene ve metil grubuna bağlı. Bunun son adımında ise diğer bir zayıf baz gelip buradaki hidrojen protonunu kapabilir. Burada net olmak istiyorum. Oksijen nötrdü. Yani buradaki metanol nötrdü. Karbokatyona bir elektron verdi. Karbokatyonun pozitif yükü vardı. Çünkü elektronu kaybetmişti. Şimdi elektronu geri aldı ve nötr hale geldi. Diğer yandan metanol nötrdü ama şimdi elektron verdi ve pozitif oldu. O zaman şimdi elimizde bir başka metanol olabilir. Onu da şöyle çizelim ve bu pozitif iyondan proton alabilir. Buradaki bunu kapabilir veya onunla bağ yapabilir. Elektronu hidrojen protonuna verir. Hidrojenin elektronu oksijen tarafından kapılır ve ardından bu nötr hale gelir. Son adımda ise karşımızda böyle bir manzara vardır. Metanol hidrojenini kaybetti. Burada oksijen ve CH3 var. Bu artık nötrdür. Çünkü bu proton kapıldığında bir elektron kazanmıştır. Şu iki elektron buraya eklenmiş oldu. Evet. Son metanolü çizelim. Bu artık pozitif bir katyondur. Yani OH CH3 H ardından buradaki bağısız çift var ve bu artık pozitif yüke sahip. Evet. SN1 tepkime böyleydi. Gerçekleşecek diğer tepkime ise E1'dir. Yine ilk adımımız böyledir. Her şeyi düzgünce yapalım. Ayrılan grup ayrıldı. İki durumda da ayrılan grup ayrıldı. Iyodürümüz burada. E1 tepkimesinde substitüsyon gerçekleşmez. Beta karbonlardan birinin hidrojeni zayıf baz tarafından kapılır. Şimdi beta karbonun ne olduğunu düşünelim. Alfa karbon karbokatyon karbondur, yani buradakidir. Bu alfa karbondur. Beta karbonlar bir karbon uzaktadır. Bu bir beta karbondur. Bu beta karbondur, bu da beta karbondur. Buradaki karbon herhangi bir hidrojene bağlı değil. Yalnızca diğer karbonlara bağlıdır. Yani hidrojen kaybedemez. 3 hidrojene bağlı olan bu karbon ve 2 hidrojene bağlı olan bu karbon arasında seçim yapmalıyız. Hidrojeni çizmemiştim ama burada olduğunu biliyoruz. Zaitsev kuralı bize baskın gelen ürünün daha az hidrojene sahip olan karbon hidrojen kaybettiğinde üretileceğini söyler. Bu karbon 2 hidrojene sahiptir. Bu ise 3 hidrojen. Baza hidrojen vermeye daha meyilli olan hangisi? Tabii ki az hidrojene sahip olan. Yani 3 değil 2 hidrojenli olan. Bu durumda bazımız yine metanoldür. Hatırlarsanız SN1'de zayıf nükleofil görevi görmüştü. Şimdi ise zayıf baz görevi görecek. Burada metanol var. Burada da hidrojen var. CH3'ümüz tabii ki burada ve burada bazı elektronlar var. Kısmi negatif yükü unutmayalım. Elektronlardan birini hidrojen protonuna verecektir. Hidrojen bu elektronu alıp götüremez. Yani elektron sadece protona gider. Bu elektron nötr hale gelmesi üzere karbokatyona verilecektir ve bir çift bağ oluşacaktır. Bu gerçekleştikten sonra elimizde şöyle bir şey kalır. İlk molekülümüz böyleydi. Buradaki sarı karbon hidrojenini kaybetti. Arkadaki hidrojen hala burada. İstersek çizebiliriz ama çok yer kaplar. O yüzden çizmiyorum. Bu karbon birincil karbonla çift bağ oluşturdu. Hidrojene bağlı olan elektron şimdi karbokatyona verildi. O yüzden burada çift bağ olacak. Ardından metanol pozitif iyona dönüşecek. CH3'ü de çizelim. Hidrojenli olan şu bağı da çizelim verdiği elektronu mor yapalım. Evet. Fazadan elektron çiftini de buraya koyalım. Bu durumda tüm ipuçlarına baktık değil mi? Tüm ipuçları SN2 ve E2 aleyhindeydi. Yani SN1 ve E1 görmemizin daha olası olduğunu söylüyorlardı. Bu tepkimede ne olduğunu görmek isteseydik hem SN1 hem de E1 tepkimelerinin ürünlerini elde ederdik. Yani burada ve burada gördüğünüz ürünlerden bahsediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.